Merhabalar sevgili Aslan Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Aslan olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Yükselen Burcu hep vurguluyoruz biliyorsunuz. Çünkü gelecek öngörülerinizi yükselenize göre hesapladığımız için. Şimdi sevgili Aslanlar Güneş artık 22 Ağustos'tan itibaren sizin birinci evinizden yükseleninizden ayrıldı ve ikinci evinize Başak Burcu'na geçiş yaptı. Dolayısıyla artık sizinle para konuşma zamanı ve 22 Eylül'e kadar da Başak Burcu üzerinde olacak. Daha sonra üçüncü evinize geçiş yapacak. Şimdi Eylül ayı gündemimle karşınızdayım. Eylül ayı oldukça fazla gökyüzü hareketi var. Olumluları da var, olumsuzları da var. Biraz detay vereceğim. Şimdi Neptün ile Mars'ın bir karşıt açısı var. Öncelikle Neptün ile Mars'ın karşıt açısıyla başlıyoruz. Biraz gerginiz ilk günlerinde Eylül'ün. İkisinde 2 Eylül'de Neptün Mars karşıtlığı var. Biliyorsunuz Neptün epeydir Balık burcunda. Şimdilerde de 22. derecesinde. Yavaş ilerlediği için bir jenerasyon gezegeni ve Mars da 22. dereceye ayın ikisinde gelmiş oluyor. Bu karşıtlık sizin 8 ve 2. eviniz arasında gerçekleşiyor. Bu şimdi özellikle para konusunda bir tedbir almanız gerektiğini işaret ediyor. Para konusunda eksikleri tamamlama, belki bir kredi alma gibi ihtiyaçlarınıza işaret ediyor. Şimdi Mars sizin daha çok kendi eforunuzla ilgili olan alanda, yani kendi kazancınız, alın teri, maaş kazandığınız iş alanında, yani kendi rutin kazancınızla ilgili Mars yoğun bir efor koyduğunuzu, belki iş aradığınızı, belki de iş yerinde yoğun bir dönem atlattığınızı, bunun karşılığında bir beklentiniz olduğuna işaret ediyor. Ama tam karşı noktada Neptün var. Şimdi ikinci evinize Mars geldiği vakit, dolayısıyla alın teri, kazandığınız para, rutin gelirinizle ilgili, çalıştığınız ortam ya da belki iş arıyorsunuz, bununla ilgili bütün gayretlerinizin tam karşısına Neptün gelmiş durumda. Neptün buradaki ya bir kişidir ya bir bankanın, 8. ev bankanın parası ya da krediniz ya da başkalarının parası. Borç bulma ya da bir kredi çekme gibi bir durumunuz varsa burada işte karşınıza bankanın belki de reddedilme durumu söz konusu olabilir. Bankanın böyle bir menfi yanıtı gelebilir. Aynı zamanda birinden borç alacak ya da belki aileden borç alacaksanız da çok olumlu gerçekleşmeyebilir. Çünkü Neptün en azından şartlarını çok iyi değerlendiremezsin der bize. Yani oradaki Neptün sis perdesi hep söylüyorum. Dolayısıyla 8-2 aksında Neptün Mars karşıtlığı varken koyduğunuz eforun karşılığında ya da talebiniz olan bir para, bir gelir, ev almak istiyor olabilirsiniz. Tabii ikinci ev mülkünüzle de alakalı. Bununla ilgili şartları çok iyi görememe sis perdesi verir. Neptün orada bir olumsuz bir hareketi var açıkçası. Şimdi güzel bir açıdan bahsedeyim. 4 Eylül'de Satürn ile Merkür'ün üçgen açısı söz konusu. Bu üçgen açı Merkür terazi burcunda, Satürn de epeydir kova burcunda biliyorsunuz. Bu sizin haritanızda özellikle günlük işlerinizle ilgili yoğun bir efor sarf etme durumunuz olduğunu ama 7. evinizle, yani eşiniz olabilir bu, iş ortağınız olabilir, biriyle ilişkinizi belki ihmal edeceğinizi ama şimdi bugünlerde 3'ünde, 3 Eylül'de tatlıya bağlayacağınızı gösteriyor. Dolayısıyla özellikle 3 Eylül'de belki özel bir yemek planlayabilirsiniz. Çünkü söz konusu olan Merkür'ün 7. eve gelmesiyle eşiniz, nişanlınız, sevdiğiniz, hayatınıza aldığınız kimse ya da belki bir iş ortağınız. Dolayısıyla 3. evi çok yoğun bir şekilde Satürn orada bir sınav verdiriyor. Günlük işlerimize çok fazla dalıp evi, yuvayı ihmal etmiyor olmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. 7. evinizdeki muhatabınız kim? Eşiniz veya yine söylüyorum avukatınız, iş ortağınız da olabilir elbette. 3. ev konularıyla ilgili çok yoğun bir destek, iş ortaklığı söz konusu olabilir. Yani birini işinize dahil edebilirsiniz. Birlikte çalışma kararı alabilirsiniz. Resmiyete dönüşecek olan bir belki arkadaşla ortaklık, belki de 3. ev konuları kardeşle iş ortaklığı anlamına gelir. Bu 4 Eylül'deki konu. Şimdi Venüs ile Plüton'un kare açısından bahsedeceğim size. Hemen bu 4 Eylül'deki üçgen açıdan sonra 3. ve 5. evinizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla yine günlük işleriniz çok ön planda. Belki de bu otomobilinize de işaret eder çünkü 3. ev aynı zamanda günlük hayatta kullandığımız materyalleri de simgeliyor. Yani otomobil en önemlisi bunlardan. 3. ev ile 5. evin Venüs Plüton'un kare açısı. Burada biraz sıkıntılı ve toplumsal anlamda da eleştirileceğimiz bir konuda bize tutum değişikliği veriyor. Davranış değişikliği veriyor. Plüto orada tamamen davranış değişikliği verir. Şimdi 3. evde ne vardı? Günlük işimiz vardı ve kardeşlerimiz vardı. 5. ev konuları eğlence, çocuklarımız, sevgilimiz. İşte bunların arasında bir gerginlik olabilir. Dolayısıyla 3. ev konularına çok fazla eğilmek yüzünden, yani günlük işleyişimizi, belki eğitimimizi, okul hayatımızı takip edebilmek
amacıyla Venüs burada çünkü asıl hedef noktamız burada. Gerginlik 5. evden gelebilir. Yani bir sevgili okul için ayrılık aşamasına gelindiği vakit problem yaratabilir. İş için ayrılık aşamasına gelindiği vakit problem yaratabilir. Bu problem yaratacak olan ve davranış değişikliğine sevk etmek isteyecek olan bazen de çocuklarımız olabiliyor. 5. ev burada çocuklara da işaret ettiği için. 6 Eylül'de bir Başak yeni ayı var. Yine 2. eviniz söz konusu. Dolayısıyla para gündeminiz. İşte ayın başında İkisinde, üçünde, dördünde gerildiğiniz konuları, iki ve dördünde gerildiğiniz konuları ayın altısında artık biraz daha düze çıkarıyorsunuz. Belki bir bankadan kredi alamadınız ama bir başkasından alabileceksiniz gibi düşünelim. İkinci evinizde Başak yeni ayı varken yeni bir ödeme sürecine, yeni bir ödeme planına kavuşabilirsiniz. Mahkemeniz varsa, mahkemeler özellikle düze çıkabilir. Yani mahkemelerde çok olumlu bir sonuç alınabileceğine işaret. Başak yeni ayı, toprak grubu ve ikinci evinizi dikkate aldığımda bu yeni ayda 8. evinizde tabii ki etkileneceği için bir mahkeme sonucu geliriniz olabilir. Ya da bir nafaka gibi bir beklentiniz, bir davanız varsa süren bunlarla ilgili geliriniz olabilir ya da geliriniz artabilir. O yüzden 6 Eylül Başak yeni ayına da bununla ilgili videoma da biraz odaklanmakta fayda var. Güzel bir gün diye düşünüyorum 6 Eylül'ü. Diğer gergin açıları dikkate almadan, Venüs Plüto karesinin bir gün önce gerçekleşeceğini dikkate almadan. Şimdi ayın 10'unda Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve 14'ünde de Terazi Burcu'na Mars geçiyor. Oysa Mars biliyorsunuz Akrep'in yöneticisi. Venüs de Terazi'nin yöneticisi. Yani karşılıklı birbirlerini ağırlama durumları var. Bunların biri 4. eviniz, biri 3. evinize geçiş yaptığı için bu karşılıklı ağırlama muçoseksiyonu birlikte değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla hem yuva noktanız 4. ev, hem günlük işleriniz 3. ev. Burası biraz iyicil gezegenlerden bahsetmeme rağmen sıkıntılı olabilir. Çünkü Venüs Akrep'te biraz sıkıntılıdır, gergindir. Venüs'ün 4. eve geldiği vakit biraz yuva için yoğun bir biçimde para harcatabilir. Anne babanın masraflarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Yani Venüs Akrep orada ana babanın belki de sağlığıyla ilgili bir iyileşme süreci, onu olumluya yormam lazım. Sağlığıyla ilgili bir iyileşme süreci anlamına gelebilir. Şimdi köşe evlerde tabii biraz sıkıntılı ama Mars'ın da terazide olduğunu ve gölgeli dönemi neredeyse başlamak üzere Merkür retrosunun. Şimdi Mars'ın da terazi burcunda olduğunu unutmayalım. Bütün yoğun gayretiniz 3. eviniz ve işinizle alakalı. Dolayısıyla bir tarafta 4. ev, yuva, anne baba noktanız, belki onların sağlığıyla ilgili gündeminiz, Akrep buradaki ameliyatlara da işaret eder. Ve öbür tarafta da 3. evinizde Mars var. İşiniz çok yoğun, eğitiminiz çok yoğun olabilir. İşbaşı yapmak üzere olabilirsiniz. Bir sürü planlar yapıp bekletip şimdi işbaşı yapmak üzere olabilirsiniz. 3. evinize Mars geldiği vakit. Sonrasında 17 Eylül'de Venüs'le Satürn'ün bir kare açısı var. Maalesef Venüs'le Satürn'ün kare açısında çok olumlu değerlendiremem. Biri 4. eviniz, biri 7. eviniz. Yani ana baba yuva noktanız, büyükleriniz ve eviniz ve mülkünüz. Yani 4. ev konuları. Diğeri de 7. ev yani eş tarafı, eşiniz. Veya hayatınızdaki kişi, hayatınıza kimi aldınızsa belki şu anda boş olabilir burası ama yetkilendirdiğiniz avukatınız, mali müşaviriniz bile 7. evinizle ilgili düşünebiliriz. Şimdi 7. evin istekleri, niyetleri, Satürn orada biraz bakalım gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek misin dediği bir 7. ev beklentisi eşin ve iş ortağının beklentisine işaret ediyor. Karşı tarafta da 4. ev, anne baba yuva noktanız, ikisinin arasında kalabilirsiniz. Kare açı biraz streslidir o anlamda. 20 Eylül'de bir dolunay var. Balık dolunayı sizin de 8. evinizde. Yalnız bu balık dolunayı analitik derecede olacak. 28 derecede olacak. Bu 30 derecelik dilimin 28, 29, 30'undan biraz endişe ederiz. Fakat 28 derecede balık dolunayı varken de 9. evinizden de mutlaka etki alırsınız. Yani bu yine para gündeminiz, ameliyatlar gündeminiz, bir para konusunun tamamlanma artık kesinleştirilme ihtimalini hatırlatıyor bize. Ve 9. evinizi dikkate alırsam burası belki eğitime gideceksiniz, akademik kariyer yapacaksınız, lise öğrencisiydiniz, üniversiteye başlayacaksınız ya da belki yurt dışı planınız var. Yurt dışı için bir ödeme bekleyenler olabilir, yurt dışı için bir planlamanız olabilir. İşte 8'i 9'u birlikte değerlendiriyorken hem para hem yurt dışı yine ameliyatlar aynı şekilde 8. ev ve 9. ev yurt dışına gidiş gelişinizle alakalı belki bir gündeminiz olacağına işaret ediyor. 9. ev tabii internet, medya buna benzer pek çok konuyu kapsıyor. Reklamcılık ve özellikle internetten bahsediyorum. Yani uluslararası trafiği olan her şeyden bahsediyorum. O yüzden ticaretiniz de olabilir. Yani 9. ev konuları.
Gelelim 22 Eylül'e. Güneş artık para eviniz, ikinci evinizden üçüncü evinize geçiş yapıyor. Dolayısıyla parayla ilgili stres yaşıyorken üçüncü evinizin bir gerisindeydi ve işiniz çok çok stresli olabilir ondan öncesinde. Ama şimdi artık güneş burayı aydınlatıyor. Dolayısıyla trafiği hızlanır işinizin ve üçüncü ev konuları daha bir artık aktif olur. Bunlardan ne olabilir? Yani bir otomobil almak gibi bir planınız olabilir. Artık üçüncü evinize güneş geldikten sonra ya da değiştirmek olabilir varsa otomobiliniz. Ve Merkür Plüto karesi var. Yine stresli bir kare açı. Merkür terazinin 22. derecesinde, Plüto da 22. dereceye kadar ilerledi neredeyse. Ve 3-8 aksında dolayısıyla bir sıkıntılı gündeminiz olabilir. Bu bir yine 8. ev konularına işaret ediyorken 3. ev konuları yani kardeşleriniz ya da günlük yaptığınız iş rutininiz, gidişiniz, gelişiniz işe bunlarla ilgili konular. Yine 3. eve böyle bir stresli Merkür Plüto karesi geldiği vakit işinizde de stres olabilir, arabanızla ilgili de bir maliyet gerektiren arıza olabilir. Ya da yeni bir araba almayı tercih edebilirsiniz. 23 Eylül Venüs Uranüs karşı karşıya geliyor. Bundan çok fazla korkmuyoruz. Çünkü 4-10 aksında yani işiniz, eviniz, hani anne baba yuva noktanız veya babanızın parasını kullanıyor ve bir iş geliştirmiş olabilirsiniz. Babanızın iş yerini yönetiyor olabilirsiniz. 4-10 aksı babanın sağlığı dahil bütünüyle anne baba yuva konusuyla kariyer statü alanınıza işaret ediyor. Hep beraber bir aksiyon alabilirsiniz. Yani statünüz değişmek üzere. Bazen bekarken evli olmak bile bununla alakalıdır. Dolayısıyla arada bir stresli bir durum aniden gelişebilir. Uranüs'ten dolayı aniden bir stresli durum gelişebilir diyoruz. Gelelim 25 Eylül'e. Satürn'le Mars'ın bir üçgen açısı var. Bu da sizin 3. eviniz ve 7. evinizle ilgili işinize bir ortak, birlikte ortaklı bir iş yapma durumu, belki de kardeşle bir ortak olma durumu söz konusu olabilir. İşinizi kendi işinize dahil edecek olabilirsiniz. Hem 3. ev hem 7. ev böyle bir Mars-Satürn üçgeninde ise burada bir yani Mars-Satürn üçgeninde yürü ya kulum gibi bir mesaj algılayabilirsiniz. Çünkü şunun için bunu söylüyorum. Orası biraz insana gaz verir. Biraz işle ilgili güzel bir stres verir, kaygı verir ve biz artık büyümeliyiz, bu işi büyütmeliyiz ya da bu iş yerinde daha da iyi şartlarım olabilir gibi bir durumunuz olabilir. 3-7'nin böyle bir üçgeni varken bir otomobil almak için eşten destek ya da eşin belki de ailesinden destek imkanı olabilir. Çünkü 3-7 aksı 3. evinizde Mars olduğunu dikkate aldığım vakit 3. evinize ortaklık yani eşten, iş ortağından, üçüncü evinize ortak olacak olan birilerine işaret ediyor. Üçüncü evinizde hem kardeşlerle ilgili hem de ticaretinizle ilgili alan. Dolayısıyla ticaretiniz de hızlanabilir. İş ortağınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Onun işbaşı yapacağı, tatillerini bitireceği bir gün olabilir. Bu Mars Satürn üçgeninde oturup çok ciddi kararlar ortakla birlikte alabilirsiniz. İşinizle alakalı. Şimdi size çok güzel bir açıdan bahsedeceğim. Güneş ile Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir üçgen açısı var. Sizin de 11. ev sosyal çevre arkadaşlarınız alanıyla 3. eviniz yani ticaretinizle birlikte burada bir isteklerinizi, niyetlerinizi gerçekleştireceğiniz bir aşamada gerçekleşiyor. 11. evinizde Kuzey Ay düğümünüz var. 1,5 yıldan bu yana, geçtiğimiz yıl Mayıs ayından bu yana ve ikizler üzerindeki bu Kuzey Ay düğümü ticaretiniz için sosyal çevrenizden destek alacağınızı gösteriyor. Arkadaşlardan destek alacağınızı gösteriyor. 3. ev konularında ticaret, belki ticaretin yapılış şekli, müşteriler, keseceğiniz faturalar, otomobiliniz, eğer bir otomobil alacaksanız arkadaşlardan bunların hepsi için sosyal çevrenizden bir destek var. Buna işaret ediyor. Kuzey Ay düğümü ile Güneş'in bu güzel üçgen açısı için 26 Eylül için ayrıca bir video hazırladım. Onu da yayına alacağım. Ve 27 Eylül artık retroya başlıyor Merkür terazi üzerinde ve sizin 3. evinizde. Biraz yavaşlayabilir işleriniz. Bir tık daha sıkıntılı olabilir ve yarım kalan işlerinize daha çok işaret eder. Merkür Retrosu için de özellikle video istediğinizi biliyorum. Ona göre bir hazırlık yaptım. Bu Merkür Retrosu biraz daha değişik. Çünkü bu Merkür Retrosu'ndayken hem Jüpiter hem Satürn retro ve düze dönecekler Ekim'in ortasında. Dolayısıyla onların düze dönmesiyle Merkür Retrosu'nun biraz formu da değişecek Ekim'in ortasında. Ama bana soruyorsanız 1 Kasım'a kadar gölgeli dönemiyle birlikte Eylül ayının ikinci 15 gününden itibaren yani 15 Eylül'den itibaren diyelim gölgeli dönemiyle birlikte bunun biz retroyu tamamen hissediyor olacağız. Gelelim yine güzel bir üçgen açıya. Venüs Neptün üçgen açısı hayalleri gerçekleştirme zamanı. Peki siz hangi evinizden bununla ilgili etki alıyorsunuz? 4 ve 8. evinizden. 4. eviniz yine söylüyorum bir ev alacaksanız mülkünüzle de alakalı olabilir. Ev alma, ev taşıma, taşınma durumunuz olabilir. Ve 4. ev anne baba noktanız. Anne baba noktanızla birlikte 8. ev
Belki onların ameliyatları, belki de bir başkasının parasıyla, destekle, bir krediyle, bir banka kredisiyle, belki onların sağlığı ameliyatları için para ayırma durumunuz. Ama 4-8 aksında yuva ile ilgili bir niyetiniz gerçekleşir. Annenize, babanıza bir ev, evlerini satıp başka bir ev alma durumunuz olabilir. Ya da belki onlarla ilgili bir miras gündeminiz olabilir. Anneden kalan, babadan kalan bir miras gündeminiz olabilir. Ve gelelim artık ayın sonunda Venüs ve Jüpiter'in kare açısına. Bu stresli bir açı ama diyeceksiniz ki Venüs iyicil, Jüpiter iyicil. Nasıl bir stres? Şöyle, kaygı seviyemiz bir tık yüksek olabilir. Bu bir yoğun vicdanımıza seslenen bir konu. Bir fedakarlık bekliyorlar. Fedakarlık göstermeniz gereken bir aşama anlamına geliyor. 4-7 aksında gerçekleşecek. 4. ev konuları ve 7. ev konuları çok aktif olacak. Demek ki biri anne baba yuva noktanız, biri de eşiniz. İkisinin her iki tarafında birbirine desteği olabilir. 4. ev aynı zamanda taşınma konusu, mülkünüz anlamına da geliyor. Eviniz, yuvanız anlamına. Demek ki eşin de desteğiyle, belki taşınma ihtimaliniz var. Eşin desteğiyle anne babanın bir gündemi iyileşebilir. Buraya bir fedakarlık koymanız halinde, bir fedakarca bir tutumunuz olması halinde. Yine de stresli, zorlayıcı ama çok da kötü değil. Yani bunların kare açısı evet bir stres verir, bir kaygı verir 4-7 aksında. Gördüğünüz gibi Eylül ayının çok yoğun bir gündemi var. Astroloji danışmanlığı için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınız oluyor. Bununla ilgili biraz detay vereyim. 2 saatlik bir görüşme yapıyorum en az. Bana en az 2 saatinizi ayırmanızı rica ediyorum. Hem astroloji haritanızı düzenliyoruz ve onunla ilgili ön bir çalışma yapıyorum elbette. Size bunu aktarıyorum. Hem 220 kadar sabit yıldızdan hangilerinden etki aldığınızı tek tek çıkarıyoruz. 15, 18, 20 tane etki aldığımız yıldız olabiliyor bir haritada. Ve varsa kraliyet yıldızlarınız elbette. Sabiyan sembollerinizi de yine inceliyoruz. En sonunda da önümüzdeki 6 ay ile ilgili 1 Eylül'den itibaren olabilir. Bana sorarsanız tutulmalardan 10 Haziran'dan itibaren bunu aktaracağım size. Önümüzdeki 6 ay ile ilgili de bir hafta hafta gelecek öngörülerinizi detaylıca aktarıyorum. Dediğim gibi en az 2 saatinizi Zoom ve Skype üzerinden bana ayırın. Göz göze sizinle böyle bir astroloji danışmanlığı hizmeti verebileyim, gerçekleştirelim. Sorularınızı bekliyorum. Kanalımla yeni tanıştınızsa lütfen takibe alın. Eski bir izleyicim, eski bir danışanımsa da lütfen kanalımı takip ederek destek verin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.